Öyle konuşalım. Evet, yani sorduğumuz soru şu, neden insan felsefesi? Niye böyle bir soru soruyoruz? Çünkü soru sormamızın nedeni şu, böyle bir soruyu sormamızın. İnsan bugün bilimin önemli araştırma konularından birisi. Yani şöyle kuş bakışı bilimlere bakarsanız nesneler açısından, nesneler açısından bakarsanız herhalde şöyle demeniz gerekir. Doğal olguları, doğal olayları ya da doğal varlık alanını ki bizim irademize bağlı olmayan varlık alanı bu alanın genel anlamıyla ele alan, bu alanı ele alan şey, disiplinlere doğa bilimleri adını veriyoruz. Bir diğer varlık alanı var. Bizim belki irademize dayalı ya da insanın iradesinin bir ürünü ya da toplumsal uzlaşısının bir ürünü yani anlamına baktığımızda bu alan sosyal varlık alanı ya da kültür varlık alanı dediğimiz bir alan. Bu alan doğrudan sosyal varlık alanı, kültür varlık alanı ya da başka bir kavramsallaştırma kullanırsak insan ve üretimlerine konu alan varlık alanı. Bu alanı ele alan da efendim bildiğiniz gibi sosyal bilimler, bazen insan bilimleri, bazıları da kültür bilimleri diyorlar ya da beşeri bilimler. Böyle bir alan var. Dolayısıyla beşeri bilimlerin, insan bilimlerinin ya da kültür bilimlerinin hangi ismi kullanırsanız kullanın. Genelde Amerikan geleneği sosyal bilimler, Alman geleneği kültür bilimleri kavramsallaştırmasını kullanır. Hangi kavramsallaştırmayı kullanırsanız kullanın. Burada insan ve insanın üretimlerinin merkeze alındığını görürüz ve insan bilimleri varlık alanı olarak baktığınızda insanın üretimlerine, insan ürünü olan şeyleri kendisine konu edinir. Bir de hadi bir adım daha öteye gidip bir varlık alanı olarak belki mantıkla matematiği koyabiliriz. İdeal varlık alanı dediğimiz bir varlık alanı var. Bu ideal varlık alanını irdeleyen disiplinlere ise bazıları ideal bilimler adını veriyorlar. Tabii analitik felsefe geleneğine bakarsanız bunları bilim olarak değil de dil olarak görmeniz gerekir. O gelenek bunun bir bilim olduğunu düşünmez. Benim de yaklaşımım o doğrultuda. Ben mantık ve matematiğin bir bilim olmadığını, bilimlerin her bilimin kullandığı bir üst dil olduğunu kabul etmenin daha makul olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bilim bir nesnel araştırma alanına ait olmalı. Neyse yani varsayalım ki ideal bilimler kavramsallaştırmasını kullandık. İdeal bilimler kavramsallaştırmasını kullandığımızı varsayalım. İşte onun da sonuçta ideal bilimler söz konusu olduğuna göre insan zihninin belki ne diyelim gerçeklikle ilişki sonucu ürettiği ki bu benim yaklaşım tarzım daha çok. İnsan zihni boşlukta hiçbir şey üretmez. Mantık ve matematik gibi şeyler de a priori diye düşünmem. O yüzden doğuştan geldiğini düşünmem. Gerçeklikle ilişki içerisinde insan zihninin ürettiği ve daha sonra ürettikten sonra da onların birbiriyle ilişkilerini tartıştığı bir disiplin alanı var. İdeal varlık alanı dediğim. Bu alanın da insanla bir şekilde bağının olduğunu, özellikle düşünen varlık olarak insan ve dili kullanan bir varlık olarak insan diye nitelendirebileceğimiz ya da simgeleri, sembolleri, değil mi? Dili bir simgeler dizgesi olarak da ele alabiliriz. Bu simgeleri kullanan bir varlık olarak da görmek geldiğini söyleyebiliriz. Birisi bir şey söyledi, yazdı. Ona bir bakayım. Ne yazdı? Rabia, matematik bilgisinin doğuştan geldiğine dair psikoloji deneyleri var hocam diyor. O deneylerin nasıl yapıldığını şey yapmak gerekir. Tabii ben de az çok haberdarım. Ama şöyle bir şey, insan zihninin bir veri girmeksizin
bilmeye girmeksizin, kendi başına dış dünyaya deneyim edinmeksizin kendi başına bir şeyle, bilgiyle geldiğini saptamak mümkün değil. Bu yapılan deneyler bunun, yani nasıl deney yapacaksınız? Bunu kurgulamak bile çok zor. Aslında matematiğin büyük ölçüde deneysel bir temele geriye gittiğinin en büyük kanıtı aritmetik olmalı ve geometri olmalı. Aritmetiğin temelinde ondalık sistem dediğimiz, işte gördüğünüz gibi 10 parmaktan yola çıkarak temelleri atılmış durumda. Geometri, yüzey bilim, şekil bilim, bunlar biliyorsunuz erken dönemde Sümerlerde ve Mısırlılarda arazileri bölmek, hesaplamak için falan üretilmiş. Yine deneysel bir temelden yola çıkarak insanlık bunu üretmiş. Tabii kökü deneyseldir ama daha sonra teorik bir sürü tartışmalar yapabilirsiniz. Yani ne diyelim, keşfettikten sonra bir şeyi, ondan sonra arasındaki ilişkileri de keşfedebilirsiniz. Ben bir şeyi yaratsanız bile, icat etseniz bile, icat ettiğiniz şeyleri de refleksiyonla düşünüp üzerinde kafa yorarak bazı şeyler üretebileceğinizi düşünüyorum. Eğer Rabia şey istiyorsan, bu a priori ve a posteriori tartışmalarıyla ilgili önemli bir metin. Sanırım bizim önemli diye düşündüğüm bu adı ilk anda aklıma gelmedi. A priori bilgi sorunu diye eseri var bizim Türkiye'nin önemli filozoflarından birisi. Apriori bilgi sorunu diye bir apriori bilginin olanaklılığını tartışan, Türkiye'de bu konuyla ilgili Doğu Batı Yayınları'ndaydı herhalde, değil mi kitabı? Evet, Yeni Çağ Felsefesi'nde apriori bilgi problemi diye Ulu Hoca'nın, Ulu Nutku Hoca'nın, ki önemli bir filozoftu. Filozofu, önemli bir filozof. Ulu Nutku Hoca'nın a priori bilgi sorununu okumanı öneririm. Felsefi anlamda tartışma açması açısından bu açıdan bakılabilir. Evet, şey diyenler de var. Sana katılıyorum. Yani bu tür geçmişten beri mantık ve matematiği a priori bir temele geri götürmeye çalışan bir gelenek var. Bu geleneğe hocanın itiraz ettiğini göreceksin. O da o. Mesela yine biliyorsunuz dilin a priori bir temele geriye gittiğini düşünen özellikle Chomsky var. Değil mi? Yine rasyonist gelenekten yola çıkarak bunu geliştiren, ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım tarzı. Tabii bunlara meydan okuyanlar da var. Yani insan zihninin bazı olanaklar içermesi, başka bir şey. Bunu reddetmek zaten mümkün değil. Ama insan zihninin efendim bilgiyle dünyaya geldiğini, özellikle mantıksal ve matematiksel bir takım bilgilerle dünyaya geldiğini savunmak başka bir şey. Yatkınlık başka bir şey. Bilgiyle dünyaya geldiğini söylemek başka bir şey olsa gerek. Dolayısıyla burada iyi düşünmek, iyi ayıramak gerekir, iyi kavramak gerekir. Belki şunu denilebilir, şunu diyebilirsiniz. Belki genetik bir takım yatkınlıklar, İşte genin bazı şeylerdeki belirleyiciliği dediğimiz olgu, bunu tartışabilirsiniz. Bazıları bu genetik getirilerin a priori yaklaşımı doğruladığını düşünmektedirler. Ben genetik getirilerin a priori yapıları kanıtladığını zannetmiyorum. Niye zannetmiyorum? Çünkü çevreyle etkileşim olmaksızın çevre faktörünü tümüyle dışa çıkarttığınızda, çevre faktörünü ortadan kaldırdığınızda tek başına genlerin bir şeyi açıkladığını düşünmüyorum.
Evet, deney ancak olanağın gerçekleşmesini kanıtlayabilir. Bu da mümkün. İşte o diyorum, bir olanaklılık söz konusu. O olanaklılığın açığa çıkması için mutlaka deneysel bir takım deneyimler gerekli. Bunu söylemeye çalışıyorum. Söylemek istediğim şey de bu. O yüzden burada çok ince bir şey var. Belki olanaklılığın doğuştan yani olduğu söylenebilir ama olanaklılık biliyorsunuz bir bilgi diye nitelendirebileceğimiz bir şey değil. Mesela balonun şişme olanağı belli bir yapısı var. O yapının değil mi? Kendi başına şişmesi zaten mümkün değil. Etkileşimlerle o yapının gittikçe açılması, belki Piaget'de vesairede olduğu gibi bilinçle ilgili mesela Piaget'in yaklaşımı bu tür bir yaklaşım tarzı. Neyse, bununla ilgili tartışmayı büyütmeyelim ama yine de ben bir önerme olarak şunu ileri süreceğim. İnsan zihni girdisiz hiçbir şey üretmiyor. Girdilerimiz olacak. O girdilerle etkileşimle bu iş gerçekleşiyor. Böylelikle anlıyorsunuz ki deneyici geleneğe daha yakın bir yaklaşım tarzım var. Tabii deneyici temelden bütün bilgi deneyle başlar ve deneyle biter gibi bir argümanları sürmesem bile deneyin bilgimizin kökeni, o potansiyellerin açılmasında, ortaya çıkmasında deneyimlerin rolünü mutlak olduğunu, belki deneyimlerin önemli olduğunu, deneyimsiz bu işin olmadığını düşünenlerdenim. Şimdi dönersek şöyle sorabilirsiniz o halde. Yani insanla ilgili niye sorumuz şöyle, niye felsefi antropoloji? Yani niye insan üzerinde konuşuyoruz? Felsefi anlamda niye konuşuyoruz? Yani zaten bu iş insan üzerinde duran bilimler yok mu? Mesela insanın biyolojik yapısı, biyoloji biliminin egemenliği altında, yani biyolojinin egemenliğine girmiş durumda. Bugün canlılığın ortaya çıkışı, türleşme, türlerin ortaya çıkışı, insanın fizyolojik yapısı, hücre, sinapslar vesaire alt düzeye doğru gittiğinizde tamamıyla biyoloji biliminin inceleme alanı içerisinde. Yani biyolojik olarak insan ele alınıyor, inceleniyor. Hatta biyokimyacılar, biyofizikçiler yine bir varlık olarak insan üzerinde kafa yoruyorlar. Mesela insanın hastalıklarıyla ilgili kurduğumuz, hatta her organının karşılaştığı hastalıklarla ilgili tıp fakültesi var. Yani bir sürü ana bilim dalı var. Kulak, burun, boğaz, değil mi, ana bilim dalı? Mesela nöroloji dediğimiz bir alan, onunla ilgili bir bilim dalı. Bir sürü alt bilim dalları var. Yani tıpta insanı ele alıyor ama daha çok insanın sağlığı üzerinden insana yöneliyor. Yine insanın psikik dünyası, örneğin psikik dünyası yine büyük ölçüde psikiyatrinin konusu. Psikiyatri bu işte duruyor ve fizyolojik temelde bunları büyük ölçüde açıklamaya yöneliyor. Yine psikoloji bilimi var, değil mi? İnsan davranışlarını kendisine konu edinen. Yine işte sosyoloji, insanın sosyal ilişkilerini daha çok araştırma konusu yapıyor, deneysel bir bilim. Sosyal ilişki içerisinde insanı ele almaya çalışıyor ve sosyolojinin alt dallarına baktığınızda pek çok alt dalıyla da karşılaşıyorsunuz. Yani mesela sosyal psikoloji gibi, değil mi? Bu tür bir sürü alt dal var. Klinik psikoloji gibi vesaire gibi. Sosyolojiye baktığınızda benim söylediğim gibi aile sosyolojisi gibi, toplum sosyolojisi gibi vesaire bir sürü farklı alt dalları var. İnsanı ilişkiler bağlamında, sosyal ilişkiler bağlamında ele alıyor ve sosyoloji diye kürsüler var. Yine demin söylediğim gibi psikoloji diye bir kürsü var ve insanın psikolojik boyutunu bütün yönleriyle ele almaya çalışıyor. Yine söz gelimi antropoloji diye bir disiplin var. Geçmişte daha çok ırklar ve onların insan evrimi, ırkların ortaya çıkması onun üzerine duruyordu. Bu tür varsayımlar çöktükten beri 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren sorgulandığı için bu tür teoriler kültür
antroposi diye nitelendirebileceğimiz, yani kültürel bir varlık olarak insanı ve insan toplumlarının kültürel evrimini, kültürel gelişimini irdeleyen bir disiplin olarak karşımızda duruyor. Yani antropoloji diye bir disiplin var. Tabi insanın evriminden yine vazgeçmiş değil kültürel alanda. Yani fiziki antropoloji var ama ırk teorisinden uzaklaşmış durumda. Yine insanın işte insan ilişkilerinin bir ürünü olan ekonomi kurumunu ele alan, değil mi? İktisat fakültelerimiz var. Yani iktisat bilimi diye bir bilimden söz ediyoruz. Yani daha diye çoğaltabilirsiniz bunları. Yani insanın hemen her parçasının bir bilime konu edildiğini görüyorsunuz. İyi de şöyle bir tez vardır, bilirsiniz. Bir alan bilimin konusu olduğunda felsefenin konusu olmaktan çıkar. Yani insan artık bilimlerin konusudur, bilimin de değil. Bilimlerin konusudur. Dolayısıyla filozofun insanla ilgili söyleyecek bir şeyi yoktur. Dolayısıyla biliyorsunuz bu yaklaşım tarzından yola çıkarak felsefenin aslında bittiğini, çöktüğünü, felsefenin artık bazıları şey diyor, işte meta felsefe dönemine geçtiğimizi ya da işte artık felsefenin konusunun kalmadığını söyleyen yaklaşım tarzları var. Yani felsefenin öldüğünü söyleyenler var. Felsefenin bittiğini söyleyenler var. Hani insanın sonu, tarihin sonu olduğu gibi felsefenin sonunun geldiğini, değil mi? Bu sonucu gelenek içerisinde savunan düşünürlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Mesela Heidegger'de olduğu gibi ya da bu postmodern bazı filozoflarda gözlemlediğiniz gibi. Gerçekten insanı ele alan, insanın farklı boyutlarını deneysel yöntemlerle irdelemeye çalışan pek çok yeni disiplinlerimiz var. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu neuroscience'in gelişmesiyle birlikte, yani nörobiyoloji, neuroscience, bunların gelişmesiyle birlikte felsefi diye nitelendirdiğimiz işte irade özgürlüğü gibi, insanın düşünmesi ve işte duygulanımı vesaire gibi hususların nörobiyolojik temelleriyle birlikte ortaya konulabileceği ve dolayısıyla bu konularda da felsefi spekülasyonların ortadan kalkabileceği gibi bir inanç söz konusu. Mesela Searle'ün Özgürlük ve Nörobiyoloji diye isimli eseri var mesela. Daniel Dennett mesela genel anlamıyla özgür irade ile ilgili yazdığı eseri ben uzun çektiği için özgürlük alanı mesela tamamıyla neuroscience'dan yola çıkarak ortaya konmuş. Mesela İnsanın öğrenmesinin öğrenmesi neuroscience teminde ele alınıyor. Mesela insanlar neden inanırlar? Yine neuroscience'a geri dönüp bunu bilimsel bir temelde açıklamaya çalışan yaklaşım tarzları var. Gerçekten modern dönemde özellikle Avrupa ve Amerika'da bu tür çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. Neuroscience dediğimiz bir alanda söz konusu. Şimdi böyle olunca bizim felsefi diye nitelendirdiğimiz büyük soruların bile bilimin alanına dahil edilmeye, özellikle neuroscience'la birlikte dahil edilmeye çalışıldığına görüyoruz. İşte demin söyledim, neden inanırız? İnanmanın bilişsel ve nörolojik temelleriyle ilgili, işte özgür irade ile ilgili gördüğünüz gibi filozoflar, filozof diye gördüğümüz insanların bile bilimsel teorilerden yola çıkarak ya da bilimin verilerinden yola çıkarak bir açıklama geliştirmeye, neuroscience temelinde, nörolojik temelde açıklamaya çalıştıklarını görüyoruz. Neyse, uzatmayayım. Yani bizim evet, mesela Yasemin'in söylediği transhumanizm ve posthumanizmle birlikte insanlığın deliği konusunda başka boyutlar da var. Yapay zeka üzerinde yapılan tartışmalar ve onların getirdiği başka hususlar da var. Şimdi beni ilgilendiren soru şu, asıl sorun şu. Yani demin sorduğum soru,
felsefeyle insana bakmak meşru oldu bilimler çağında. Değil mi? Ana sorunumuz bu. Felsefeyle insana bakmak, yani felsefi antropoloji yapmak meşru bir sorun mu? Mesela geçen de sosyal medyadan takip ettiğim bir dil felsefesi çalışan bir felsefe profesörümüz şöyle yazdı. Ya dedi, felsefi antropoloji ölmüştür dedi. Yani ama hala Türkiye'de felsefi antropoloji yapan filozoflar ya da felsefeciler var diye yazdı. Yani felsefi antropolojinin, genel olarak felsefenin öldüğünü söyleyen, felsefenin ne diyelim, buyurun cenaze namazına dedikleri gibi felsefeyi musalla taşına oturtanlar bulunduğu gibi felsefi antropolojiyi de tabii doğal olarak musalla taşına oturtanlar söz konusu. Bu konuda eğer felsefeyi musalla taşına oturtanlarla ilgili geniş kapsamlı bir şey istiyorsanız benim niçin felsefe gibi konuşmalarım var, çeşitli şeylerde yaptığım. Dinleyebilirsin, benim YouTube sayfamdan dinleyebilirsiniz bu tür tartışmalarla ilgili fikirlerimi. Neyse, yani filozoflar içerisinde de felsefenin öldüğünü düşünen, dolayısıyla artık insana felsefi antropolojik bir yaklaşıma gerek kalmadığını düşünen insanlar var. Çünkü dediğim gibi bilimler ele alıyor. Şimdi asıl sorun şu. Felsefi antropoloji ya da insan felsefesi, örnek içinde insan felsefesini temellendirebilir miyiz? Yani öldü diyenler var, artık bilimler var, insan açıklayan, dolayısıyla felsefeye insanla ilgili gerek yok diyenler var. Şimdi sorum şu, size dönüyorum. Madem interaktif ders işleyeceğiz, bu dönemin genel hususu bu. Ben soracağım şimdi mesela buradan şöyle döndüğümde ne görüyorum, kimleri görüyorum? Şöyle bir bakacağım. Evet. Evet, yeni gelen Burcu. Burcu aynı zamanda üniversitede çalıştığına göre meslektaşımız. Burcu. Duyuyor, evet hocam. Evet. Gördün, gösterdim. Felsefe öldü, felsefi antropoloji öldü. Öyle insanı ele alan bir sürü disiplin var. Gerçekten. Evet, siz bunları anlatırken benim tansiyonlarım falan düştü hocam burada o sırada. Efendim? Siz onları anlatırken benim tansiyonum falan düştü. İnanmak istemedim. Evet. Şimdi, evet hocam, dinliyorum. Tansiyonumuz düşebilir. Sorun şu. Onlara somut olarak ne söyleyeceğimiz önemli. Evet. Yani açıkça zaten bence sosyal hayatımızda, yani sosyal hayatımızda da hissettiğimizi düşünüyorum ben. Felsefe okuduktan sonra, lisansı bitirdikten sonra yüksek lisansa bu kadar ara vermemin sebebi de bence buydu. Belki de gerçekten artık felsefeye dair şeylerin benim de söylemem gerektiğini düşündüm. Yani ciddi anlamda kabul edilmediğini, öldüğünü iddia ediyorlar. Ama temeli olmadan, yani felsefi temeli olmadan çoğu şeyin mümkün olduğunu ben de düşünmüyorum açıkçası. Özellikle insansa konumuz. Zaten felsefi insanı, felsefe insanı temel alan bir etkinlik olarak bakarsak. Ve felsefenin ölümüyle aslında hani Endüstri 4.0 yapay zeka dedik, robotların insan rolüne soyunmasından ziyade insanların robotlaştırılması gibi bir durum oluyor felsefeyi çıkardığımızda diye düşünüyorum açıkçası ben. Evet. Evet. Sağ olasın. Ölmedi diyorsun. Emre. Emre. Evet hocam, buradayım. Evet, şimdi argümanı dinledin değil mi? Argüman neydi? İnsanı inceleyen farklı bilimler var deneysel yöntemle. Hatta bizim felsefi diye nitelendirdiğimiz konuları bile artık neuroscience aracılığıyla inceleyebiliyoruz. Dolayısıyla felsefenin insanı incelemesine, yani felsefi antropolojiye gerek yok. Felsefi antropoloji öldü diyorlar. Ne diyorsun bu argümanla ilgili? Hocam katılmak mümkün değil çünkü İnsan evrimleşen bir varlık. İnsanın biyolojik taraflarını bilim çözse bile duygusal taraflarını çözebileceğine inanmıyorum.
Yani hadi. Güzel, devam et. Yani evrimleştikçe toplumsal değerlerimiz değişiyor, düşüncelerimiz, duygularımız, değer verdiğimiz şeyler değişiyor. Hiç her şey ölse felsefede ben ahlak felsefesinin ölme olasılığının olduğunu düşünmüyorum. Evet. Evet, yani diyorsun ki sonuçta insanın biyolojik yanını inceleseniz bile, hatta insan ilişkilerini inceleseniz bile, bunların nörolojik temellerini gösterseniz bile, anlam dünyası, değerler dünyası nörolojik temellere geriye götürülemez diyorsun, değil mi? Dolayısıyla bunları tartışacak bir felsefi disipline ihtiyaç vardır diyorsun, evet. Kürşat. Efendim hocam. Sen ne diyorsun bu argümana? Hocam ben şöyle düşünüyorum, yani felsefenin bittiğini düşünmüyorum da felsefenin de insan konusunda uçuk fikirler koymasına karşıyım ben. Mesela yani insan fırlatılmıştır vesaire falan gibi fikirlere de karşıyım. Felsefenin de bu konuda biraz gerçek davranmasını uygun buluyorum. Yani fırlatılmışlıklar ne kastediyor sence filozof? Mesela varoluşçular neyi kastediyorlar? Ya hocam bana göre anlamsız konuşuyorlar. Yani insan ne demek fırlatılmış? Yani şunu kastediyor olamazlar mı? İnsanoğlu doğanın içerisinde sadece bir takım gizli güçlerle yalnız başına bırakılmış. Kendinde değer yok. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen bir otorite vesaire yok. Dolayısıyla her şeyi kendi başına karar vermesi ve her şeyi kendisinin yapması gerekiyor. Böyle yorumlarsak fırlatılmış olmayı, kaldırıp atmak diyoruz ya, kaldırıp atılmış bir şey. Yani insanın yalnızlığı, çaresizliği, her şeyi kendi başına yapmaklığı, her şeye kendisinin karar vermesi gerektiği gibi yorumlarsak hala anlamsız olduğunu düşünür müsün Ömer Bey? Hocam işte ben böyle açık olmaya savunuyorum. Yani açık olunsun. Anlatılmışlık evet. Yerine bu şekilde açık şekilde anlatılsa hiçbir sıkıntı kalmayacak aslında ama bir gizem varmış gibi. Sanki bir gizemmiş gibi onu öyle bir söylüyorlar ki bir gizem varmış gibi anlıyorsam. Evet, kıta Avrupası. Ben ona karşıyım aslında. Kıta Avrupası geleneğinin böyle bir konuşma tarzı var biliyorsun. Genelde öyle bir konuşur ki aklınız almaz açıkçası. Yani ne söylüyor diye şaşırır kalırsınız. Eğer bulursam hemen sana, hemen bu önemli bir şey çünkü açtığın şey. Önemli bir konu. Eğer bulabilirsen tabii buradan bulayım, şeyin içerisinden bulayım. Yani ne bilirsem, Reinbach'ın çok ilginç bir şeyi vardır açıkçası. Biliyorsunuz bu kıta Avrupası geleneğinin yani metafizik eğilimli filozofların konuşma biçimiyle ilgili söylediği önemli bir unsur vardır, önemli bir hatırlatma vardır. Özellikle Hegel'den seçtiği bir pasajla ilgili. Pasajla ilgili. Evet, şöyle bakıyorum, görürse görsen hemen şey yapacağım. Aslında zihnin bir yerde olduğunu söylüyor. Benim bir yerde olduğunu söylüyor. Benim öyle bir sezgim de, şeyim de var. İşte diyor ki şurada olması lazım. Sonra diyor. Şurada olması lazım diyor. Nerede olması lazım diyor. Evet. Ve sezgilerinin yanılmadığını görüyorsunuz. Şöyle sezgilerim gözüm görüyor. Bilincime işlenmiş. İşlemiş. İşte size ünlü bir filozofun yazdıklarından alınmış bir parça. Bu Hans Reinbach'ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu metninden. İyi dinleyin şimdi. Kürşat'ın sorduğu soruya güzel bir yanıt olduğu için. Yani dediği şeye ilginç bir örneklik teşkil ettiği için. İşte size ünlü bir filozofun yazdıklarından alınmış bir parça. Akıl bir töz, hem de sonsuz bir güçtür. Tüm doğal ve ruhsal yaşamın temelinde yatan kendi öz sonsuz maddesidir. Akıl aynı zamanda
maddeyi harekete geçiren bir biçim, her türlü nesnenin kaynaklandığı bir tözdür. Metin kime ait olmalı? Fikri olan var mı? Hiç fikriniz yok mu? Aktardığım metin, Reinbach'ın aktardığı metin kimden alınmış olabilir? Ben tahmin ederdim mesela, bana okusalardı. Descartes olabilir mi hocam? Descartes dedi. Başka? Kürşat, sence kim olabilir? Ben, bana da Descartes gibi geldi hocam. Yok, Hegel de olabilir yalnız. Rabia, Hegel dedi. Evet. Başka? Evet, devam edelim. Pek çok okuyucu bu tür bir dilsel ürünü sabırla karşılayamaz. Bir anlam çıkaramayınca kitabı tutup ateşe atar. Bu Hume herhalde, değil mi? Hume atıf yapıyor. Neydi Kürşat Hume'un argümanı? Kitaplarla ilgili söylediği bir şey vardı, hatırla. İnsanın anlama yetisi üzerine bir soruşturmada söylüyordu hocam. Son paragraf, yanlış hatırlamıyorsam. İçinde metafizik falan olan kitapları atın ateşe diyordu. Tam olarak hatırlayamıyorum ama. Güzel. Bir şey deneyimlerden mi söz ediyor? Evet. Ya da bir kitap aldın elimizde, deneyimlerden söz etmiyor. Düşünce ilişkilerinden de söz etmiyor. Matematik ve mantıktaki gibi. E o halde diyor, o kitabı yakın diyordu. Hatırlıyorsun değil mi? İşte ona kastediyor olmalı. Böyle duygusal bir tepkiden mantıksal eleştiri düzeyine çıkmak için okuyucu yansız bir gözlemcinin, örneğin pek az rastlanan bir böcek türünü inceleyen doğa araştırıcısının tavrıyla felsefe dilini incelemeye davet edeceğiz. Yanlışın eleştirisi dilin eleştirisiyle başlar. Felsefe öğrencileri genellikle karanlık ifadelerden pek rahatsız olmazlar. Tam tersine, yukarıdaki alıntıyı okuyunca anlayamamaktan yazarı değil, çoğunlukla kendilerini sorumlu tutarlar. Bu nedenle parçayı anladıklarını sanıncaya dek tekrar tekrar okurlar. Bu nedenle bir noktada aklın sonsuz bir maddeden, tüm doğal ve ruhsal yaşamın temelinde yatan bir maddeden kaynaklandığı, dolayısıyla tüm nesnelerin özünü oluşturduğu düşüncesi onlara apaçık gelmeye başlar. Onlar bu tür konuşmaya öylesine koşullandırılmışlardır ki daha az eğitimli kişilerin bile yapabilecekleri eleştiriler akıllarından bile geçmez. Şimdi sözcüklerini her tümcesi anlamlı olacak biçimde kullanma eğilimi almış bir bilim adamını göz önüne alın. Önermelerini öyle oluşturur ki onları doğrulama olanağını daima elinde tutar. İspatlarında uzun akıl yürütmeleri süreci onu rahatsız etmez. Soyut düşünmekten korkmaz. Ancak bilim adamı soyut düşüncesiyle gözleri, kulakları ve parmaklarının dokunuşuyla aldığı duyu verilerinin birleşmesini ister. Böyle bir adam yukarıdaki alıntıyı okuyacak olsa ne derdi acaba? Kuşkusuz madde ve töz sözcükleri ona yabancı değildir. Birçok deneylerinin sonuçlarını betimlemede bu sözcükleri sık sık kullanmıştır. Örneğin belli bir madde ya da tözün ağırlık ve katılık özelliklerini ölçmeyi öğrenmiştir. Gene bilir ki her madde bu maddeden çok farklı görünen birkaç tözden oluşmuştur. Bu nedenle o sözcükler fazla bir zorluk yaratmaz onun için. Ama yaşamın temelinde olduğu söylenen şey ne tür bir şeydir? Vücudumuzu oluşturan töz olduğunu düşünebiliriz belki. Öyleyse bunun akılla özdeş olduğu nasıl söylenebilir? Akıl, kişilerin davranışında ya da alçak gönüllülüğü elden bırakmamak için davranışlarının ancak bir bölümünde kendini açığa vuran soyut bir yetenektir. Alıntının yazarı, filozof, vücudumuzun soyut bir yetenekten oluştuğunu mu demek istiyor acaba? Bir filozof bile bu denli saçma bir şey ileri süremez herhalde. Öyleyse ne demek istiyor yazar? Belki de evrende tüm olup bitenler öyle düzenlenmiştir ki hepsi akla yakın bir amaca yöneliktir demek istiyordur. Bu söz götürür bir varsayımdır kuşkusuz, ama hiç değilse anlaşılmaz türden değildir. Ama
filozofun söylemek istediği yalnızca bu ise dolambaçlı yollara sapmaya ne gerek var? Doğrudan söyleyemez miydi? Felsefenin ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini söylemeden önce yanıtlanması gereken soru işte bu. Bu arada metin Hegel'e aitti. Rabia bildi. Tabii Descartes'e ait de olabilirdi. Yani sorun değil. Gerçi Descartes ben dilini daha çok kullanır biliyorsunuz. Oradan Descartes'i yakalamak daha zor. Ama Hegel'in metniydi. Şimdi bu açıkçası önemlidir Kürşat'ın dediği. Yani insanı bilimlere indirgeyemeyiz kuşkusuz ama yani bilimlerin aşağı tarafı var insanın. Yani bilimlerin bizim bir anlam dünyamızda var. Bunu yok sayamayız. Bunların anlam dünyasını henüz bilimsel açıdan ele alabilecek düzeyde değiliz pek çok şeyine. Ama insanla ilgili konuşurken, felsefi olarak konuşurken, şiirsel, edebi, metaforik bir dille konuştuğunuzda, yani ya da ne diyeyim, alegorilerle falan konuştuğunuzda aslında felsefe değil, büyük ölçüde edebi, edebiyatın içerisindesinizdir. Edebiyatı reddetmek gibi bir derdim yok. Edebiyat önemli bir etkinliktir ve insanın yaşamına anlam yüklemesinde vesairesinde, boş zamanlı değerlendirmesinde, varlığa bakışında, yeni ufuklar açmasında elbette katkıları olabilir ama felsefe edebiyat değildir. En azından bilim de değildir tabii. Yani felsefe ne bilimdir ne edebiyattır. Dolayısıyla felsefenin rasyonel bir tarafı vardır. Rasyonel akıl yürütmeyi esas alan bir tarafı vardır. Bu yönüyle baktığınızda Kürşat'a katılıyorum. Bilimi felsefeye indirgemediğimiz sürece, felsefeyi edebiyat haline dönüştürmediğimiz bu iki uçlardan kurtulduğumuz sürece felsefenin kendine özgü soğukkanlılıkla mantıksal akıl yürütmelere dayalı bir etkinlik olduğunu biliyoruz ve de kabul ediyoruz. Şimdi çok uzattığımı düşünüyorum soruya yanıt vermek için. Yani insan felsefesi, felsefi antropoloji ölmüş müdür? Şimdi genel olarak benim bilimler var o halde felsefe ölmüştür verdiğim bir yanıt var benim. Genel olarak size onunla paylaşayım önce. O da şu, bütün bilimler bana sorarsanız başlangıcı ve sonuyla felsefe ile ilişkilidir. Hem başlangıçlarında felsefe vardır hem de nihayetlerinde felsefe vardır. Yani bizdeki bu şeylerin deyişiyle söylersek biraz bilimi sadece deney ve gözleme indirgeyen bir yaklaşım tarzına ona bakarsak elbette ki bilimde deneyin, gözlemin, sınanabilirliğin, teorik yaklaşımların bir sürü şeylerin rolleri var. Bunu bilim felsefesi içerisinde tartışabilirsiniz. Genel anlamıyla baktığınızda bu indirgemeci yaklaşım tarzlarının, İngilizce yaklaşım tarzlarının iki şeyi göremediğini zannediyorum. Bunlardan birisi bilimlerdeki metot tartışmasıdır, yöntem tartışmasıdır. Yöntem tartışması bir disiplinin kendi içerisinde yapabileceği bir tartışma değildir. Yani fizikçi fiziğin yöntemini fiziğin sınırları içerisinde kalarak yapamaz. Biyoloji, biyolojinin yöntemlerini biyoloji disiplinin içerisinde kalarak yapamaz. Disiplinin dışına çıkması gerekir. Dışına çıkıp dıştan disipline yönelmek ve yine bir disiplinin temellendirilmesi için o disiplini kendi içinden kendi kendisini temellendirmesi mümkün değil. Bu kısır döngüye yol açar, dışı çıkması gerekir. O yüzden bir disiplinin temellendirilmesi, bir disiplinin metodunun tartışılması diye nitelendirdiğimiz şeylerin hepsi sonuçta bana sorarsanız felsefi tartışmalardır. O yüzden nerede metot tartışması yapılıyor ise felsefenin içindesinizdir. İki söylediğim yine göremedikleri bir şey. Her disiplin ele aldığı varlık alanına ilişkin bir problemi çözdüğünde her daim o problem yeni bir problem alanını gündeme getirir. Hani felsefi deyişle söylersek her bilinen yeni bir bilinmeze açılır. Bilinmezle ilgili konuşmaya kalktığınızda felsefi spekülasyonlar kaçınılmaz hale gelir.
Dolayısıyla ben teorik yaklaşımlarda, hipotez geliştirmede o bilinmez alanın bilinir haline getirmek için girişilen o çabalarda felsefi background'un çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunun Batı kültürünün farkında olduğunu bunun. O yüzden herhangi bir disiplinin alanına PhD yani filozof unvanını verdiğini görürsünüz. Kişi doktora yaptığında tarih filozofu unvanını verir. Hukuk filozofu olmuştur. Hukuk alanında doktora yaparsa fizik alanında da o. Bu bana sorarsanız yöntemin metodunu, ontolojisini, ilkelerini, metodun sınırları, disiplinin sınırlarını hemen her şeyi felsefik düzlemde tartışabileceği anlamına gelir. Bu yüzden felsefeden kopuk bir bilimden söz etmek bana olanaksız gibi gözüküyor. İki, birinci iddiam bu. İkinci iddiam şu, felsefe, demek istediğimi anladınız mı bilmiyorum. Yani genel olarak bilimin hangi disiplini ele alırsanız alın, burada konuşmama dikkat edin, bilim diye bir şeyden ve onun alt disiplinlerinden söz ediyorum. Hangi disiplini ele alırsanız alın, hem disiplinin gerekçelendirilmesi ve temellendirilmesi, hem metot tartışması, hem de disiplinin sınırlarının belirlenmesi, sınır tartışması ki felsefi bir tartışmadır, sınırlarının belirlenmesi, hem de bilinenin yeni bir bilinemez açılması, hep felsefeyle içli dışlı hale getirir şeyi. Anlatabildim mi? Felsefeden bütünüyle kopulduğunuzda, koparttığınızda disiplin muallakta kalır. Bu yüzden birinci iddiam bu. İkinci iddiam yani felsefe ölmemiştir o anlamda. Bilimler neyi ele alırsa alsın hala felsefenin yapabileceği iş vardır. Burada metot tartışması, sınır tartışması, yeni açılımlar tartışması ki yapılıyor görüyorsunuz felsefenin içerisinde. İkinci gördüm. Ha bunu şunu da söyleyeyim. Bu yüzden olsa gerek benim dediğimin kanıtı olarak şunu gösterebilirim. Somut kanıt olarak. 20. yüzyılda kuantum fiziğiyle birlikte filozofların çoğunluğu mesela Max Planck gibi fiziklerin çoğunluğunun Niels Bohr gibi mesela Heisenberg gibi mesela filozoflaştıklarını görürsünüz. Belirsizlik ilkesiyle birlikte, kuantum teorisiyle birlikte filozoflaşma. Yine mesela evrim teorisi ve evrim teorisiyle ilgili problem alanlarının tartışmamızın şeyinde değil, iki büyük, şu anda bilimin iki büyük teorisi var. Yani birisi atom teorisi, genel olarak varlığı açıklamak için. İkincisi canlılık ve canlılığın evrimini açıklamak için ikinci büyük teorimiz evrim teorisi. Bu iki büyük teori özellikle kuantum teorisiyle birlikte fizik alanında atom teorisinin gelişmesi, atom altı dünya ve ona ilişkin olarak oluşmuş kuantum teorisiyle birlikte fizikçilerin filozoflaştığını görüyorsunuz. Aynı şey biyologlarda da görüyorsunuz. Biyologların da yöntem tartışması ve biyologların da sınır tartışmaları gibi tartışmalara girdiklerine tanık oluyorsunuz. O yüzden önemli filozofların fizikten ve matematikten, biyolojiden geldiğini görüyorsunuz. Yine matematik zaten insanla ilgili bir alan. Oradaki tartışmalarda felsefeyi zaten dışına atmak zaten mümkün değil. Şimdi dönersek bugün biliyorsunuz yine sosyal bilimler felsefesi, tarih felsefesi, fizik felsefesi, biyoloji felsefesi gibi disiplinler de oluşturmuş durumda. Hemen her alanla ilgili. İşte eğitimle ilgili eğitim felsefesi değil. Şimdi ikinci argümanım şu. Bilimler hangi tümel olarak bakalım. Hadi kendi bakış açımı bir kenara koyup tırnak içinde şunu soralım. Doğal varlık alanını inceleyen doğa bilimleri, işte insan ve insan ürünleri diye nitelendirilen insani varlık alanı ya da kültür varlık alanı inceleyen sosyal bilimler ve hadi ideal bilimleri de bir bilim alanı diye düşünelim. Yani mantık, matematik, dil ve benzeri gibi. Onu da oraya koyalım. Var. Bir de bunların alt şemsiyelerini düşünün. Doğa bilimlerinin alt dallarını. Hatta herhangi bir doğa biliminin kendi içindeki alt dalını düşünün. Yani şöyle diyeyim, doğa bilimlerini fizik, kimya, biyoloji vesaire diye ayırdınız. Bir de fiziği alt dallara ayırın. Katı hal fiziği, astrofizik ve benzeri gibi bir sürü. Hep bilim, yani diyorum bir bilim var. Sonra bilimi açıyorsunuz. Doğa bilim, sosyal bilim, ideal bilim.
Sonra doğa bilimlerini alıyorsunuz, fizik, kimya, biyoloji vesaire gibi. Sonra biyoloji alıyorsunuz, alt dallara ayırıyorsunuz. Sosyoloji, sosyal bilimlerde de aynı şey geçerli. Gerçekliği parçalayarak ele alıyor. Dolayısıyla insan, evet, hem doğa bilimlerinin hem sosyal bilimlerinin konusudur. Ama bu bilimler insanı parçalayarak ele almaktadır. Hani deyiş yerindeyse Körfil hikayesindeki gibi her disiplin kendini ilgilendiren şeyi tutuyor ve o alandan bir şey söylemeye çalışıyor. Mesela biyoloji disiplini içerisinde insana baktığınızda hücre, gen vesaire, evrim hep bu kapsamda ele alındığına tanık oluyorsunuz. Sosyoloji açısından baktığınızda insan ilişkileri ve insanın kurumsal açıdan ele alındığına tanık oluyorsunuz. O biraz daha geniş. Psikoloji davranışlarına yöneliyor. Örneğin iktisat insanın sadece ekonomik ilişkilerini ele alıyor. Antropoloji sadece işte ne diyelim fizyolojik gelişim ve kültürün gelişimi açısından insanı ele alıyor falan. Yani insanı parçalıyor. Yani bilimler genel olarak parçalıyor. Ama insan bütünü de görmek isteyen bir varlık. Yani tüme yönelmek de isteyen bir varlık. Yani bilimlerin elde etmiş olduğu verilerden yola çıkarak parçaladığı puzzle'ları bütünleştirmeyi arzulayan da bir varlık. Ben bu anlamıyla felsefi antropolojinin özellikle ölmediğini düşünüyorum. Çünkü hala bilimler parça parça insanla ilgili bir şey söyleseler bile o söylediklerinin yani o heterojen yapıyı, parçalı yapıyı analitik olarak irdelemek, işte tutarlılık açısından gözden geçirmek ve bütüncül bir insan kavramsallaştırmasına, yani tüme yönelmek, insana bütüncül yaklaşmak açısından insan bilimlerinin ya şey insan felsefesinin, felsefi antropolojinin ölmediğini, hala ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Emre ilginç bir şey söyledi. Mesela şöyle düşünün. Herhangi bir rüya görmüş olabilirsiniz. Rüyanın fizyolojik temellerini özellikle manyetik rezonans görüntüleme teknikleri ve benzeri yollarla bulabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Ama o rüyalara insanoğlunun yüklediği anlamlar var mesela. O rüyayı neden gördüğünüz meselesi, geçmiş deneyimleriniz, belki bilinçaltınız vesaire, bilmiyorum, bir sürü değişken. Ama bazı insanlar görüyorsunuz, gördükleri rüyalara anlamlar yükleyip hayatlarını yönlendiriyorlar. İyi de bu tür anlam yüklemeleri, yani ikimiz aynı rüyayı görsek bile, beyin şeylerimiz aynı olsa bile ne diyelim, sinapların hareketleri vesaireler farklı anlamlar yükleyebiliriz. Her bireyde hala onun anlamı farklı hale geliyor. Dolayısıyla birisinin beyninde neler olup bittiğini görebilirsiniz. Ama onun ona o beyindeki o bağlantılarla ortaya çıkan o onun yarattığı anlam dünyasını bilimin konusu haline getirmek çok kolay gözükmüyor. Ya sadece sorabilirsiniz ne hissettiğini, ne duyumsadığını, ne tür anlamlar yüklediğini, niye öyle anlamlar yüklediğini anlamaya da açıklamaya da çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman bilimin ötesine uzanan, maddi temelin ötesine uzanan bir yanla karşılaşacaksınız. Bunu şunu demek istemiyorum. Beyinden ayrı ya da ne diyelim nörolojik, fizyolojik temelin ötesinde bir yeni bir ne diyelim manevi, ruhsal ya da manevi bir töz, böyle bir şey düşünmüyorum. Ben böyle bir yaklaşım tarzını benimseyen bir adam değilim. Bunlar sonuçta nörolojik temellere geriye gitse de yeni bir ne diyelim, o nörolojik temelden yola çıkan bizim oluşturduğumuz bir anlam dünyasının olduğunu ve bu ikisi arasındaki ilişkinin her daim bir boşluk oluşturduğunu ve bu boşluğun kolay kolay, en azından şimdiki süreçte kolay kolay kapanamayacağını, dolayısıyla bu anlam dünyası tartışmasının felsefi zeminde
devam edeceğini söylemek mümkün. Yani mesela biliyorsunuz siyaset bir insan bilimleri olarak kurulmuştur. İnsan politik de bir varlıktır. Ama politik olarak neyin doğru olduğunu scientific yani bilimsel olarak saptamak imkansız. Yani demek istediğimi anlatabildim de bilmiyorum. Ahlaki anlamda da öyle. Ahlak sosyolojisi falan yapabilirsiniz bilimsel açıdan ama bir insanın neden o tür bir ahlaki davranışa yöneldiğini de belki neuroscience vesaire bilinçaltı ve benzeri üzerine yapılan çalışmalar belki ipuçları verebilir ama yine de söylediğim gibi insanoğlunun değer üreten bir yanının, değer koyan bir yanının olduğunu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla bu yanını hep hesaba katmanız gerekir. Çok indirgemeci davranamazsınız bir konuda. Örneğin varsayalım sanatı neden sanat yaptığımız, nasıl sanat yaptığımızın yani sanatçıların beyinlerini beyinlerindeki sinapların hareketlerini vesaire resimlerini çekerek bilmem ne yaparak ortaya koyabiliriz. Kuşkusuz. Ama hala onların sanatçı olmaları beyinlerinin o yapıda gelişmeleriyle ilgili açıklamalar da verebiliriz. Neden X, Y, Z'ye yöneldikleri resim olarak? Niçin o tür bir yaratıcılık farklı? Çünkü her resmin yaptığı şey aynı şey değil. Neden farklılıklar, farklı şeyler ortaya çıkıyor? Hala boşluklarla karşılaşmanız mümkün. Dolayısıyla bilimlerin parçaladığını aslında tümleştirmek. İkincisi ise bilimlerin yanıt veremediği ki bilimler büyük ölçüde açıklama odaklıdır. Açıklama odaklıdır. Oysa insan söz konusu olduğunda insan fiilen yaşayan, tercihler yapan, inanan, işte ne bileyim değer koyan, değer biçen bir varlık olduğu için bunlarla ilgili hala bilimin ötesine uzanan bir yaklaşım tarzı var. Mesela mutlu olduğumuzda neden nelerin olduğu beynimizde neuroscience aracılığıyla okunabilir kuşkusuz. Mutlu insanın beyninde olup bitenler ortaya konabilir kuşkusuz. Ona bir şey demiyorum. Mesela benim gördüğüm rüya görürken ki beyinde olup bitenlerle gerçek hayatta gördüğümüzde beyinde olup bitenler birebir aynı resimden çıktığınızda ama birisi rüya birisi gerçek. Ve bizim onlara anlam yüklemelerimiz arasında da farklılıklar söz konusu. Dolayısıyla bu yanı hesaba katmak, bu yanın felsefi sorgulamalara, yani değer üreten, anlam arayan, değer üreten yanımızın hala felsefi sorgulamalara ihtiyaç olduğu ve açık olduğu da apaçık ortada. O halde bir, bütünleştirmek, insana bütüncül bakmak. İkincisi ise insanın açıklamayla halledemediğimiz bir anlam dünyası diye nitelendirdiğimiz bu nörolojik temellere geri gitse de onlarla ilişki içerisinde onları aşan bir anlam dünyası yaratma dediğimiz bir yönü var. Bu yönün de felsefi tartışmalara konu olması doğal olarak kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor diye düşünüyorum. Bunun dışında insan felsefesi niye ölmez? Arkadaşlar şunun için ölmez. Şunun için ölmez. İnsan bir olanaklar varlığı bir defa. İnsan olanaklar varlığı. Bu şu demek. İnsanın henüz göremediğimiz, keşfedemediğimiz, yeni o gelecekte de ortaya çıkabilecek pek çok olanaklar içerdiğini zannediyorum. Dolayısıyla bu olanakların ortaya çıkması için de olanakların ortaya çıkması için de demokratik bir toplum kurmak, insan hakları özgürlüklerini geliştiren bir toplumsal altyapı oluşturmak, eleştirel bir yaklaşım tarzını geliştirmek gibi bir görevi de var. Bunu bilim yapamaz. Bilim yapamaz. Bilim bize demokratik bir toplum, bilim bizim işte hoşgörülü bir toplum, ahlaki bir toplum kurmamızda çok katkısında olacağını zannetmiyorum. Her ne kadar bilimin, bilimsel yöntemin bir takım ahlaki ilkelere gönderme yapıyor olması, bütün ahlakı bilime indirgeyemeyeceğimizi, yine işte ne bileyim demokrasi, insan hakları ve benzeri gibi tartışmaların felsefi bir zeminde henüz yürütüldüğünü ve gelecekte de bu zeminde yürütüleceğini söylemem gerekiyor. Dolayısıyla bu tür şeyleri düşündüğümüzde
felsefenin insana yönelen kısmının, ki insan olanaklar varlığı ve bu olanakların açığa çıkması için koşulların sürekli tartışılması, değiştirilmesi ve dönüştürülmesi de gerekiyor. Bu yüzden insan felsefesinin ölebileceğini zannetmiyorum. Ha, şimdi gelelim. Şunu sorabiliriz. Felsefi antropoloji, bilimlerin ortaya koyduğu, insana ilişkin ortaya koyduğu tezlerle, çelişen tezler ileri sürerse ne olacak? Şairane konuşursa insanla ilgili, yani rastgele konuşursa insanla ilgili ne olacak? Ben bu anlamıyla şunu diyorum, Ryan Bach'ın da dediği gibi aslında felsefe doğuşundan beri kendi içerisinde hep bilimsel bir felsefe yapma, yani bilimle ilişki içerisinde felsefe yapma geleneğini sürdürmüş. Yani Descartes felsefesi de öyledir, Kant felsefesi de öyledir, anlatabildim mi? Dolayısıyla felsefe bilimlere sırt çevirerek yapılan bir etkinlik değil. Her ne kadar mistik, İşte ne bileyim analojik konuşma, edebi konuşma tarzını benimseyen filozoflar bulunsalar da, ilgi görseler de. Ama onlar daha çok edebi biçemi de benimseyip, edebi biçemde de yazmışlardır. Ama genel anlamıyla baktığınızda felsefenin daima şeyle, bilimlerle bağı olmuştur. Örneğin fizik felsefesi yapmanız için fizikle bağınızın, insan felsefesi yapmak için insana dönük çalışmalar yapan bilimlerle bağınızın bulunması kaçınılmaz. Yoksa insanla ilgili şairane, edebi, analojik konuşmaların güçlü argümanlara, felsefik, rasyonel argümanlara dayanmadığı sürece etki yaratabileceğini veya ciddiye alabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla felsefe bilime indirgenemez. Zaten onu göstermeye çalıştım ama felsefe hangi konuyu ele alırsa alsın, ele aldığı konuyla ilgili bilimlerle de etkileşim içerisinde o disipline, o konuya yaklaşır. Bilimsel verileri görmezden gelmez. Gelirse zaten o zaman felsefe boşlukta konuşan, salt spekülasyona indirgenmiş, imgesel düzeyde konuşan, analojilerle konuşan bir disipline dönüşür ki böyle bir disiplinin içinde bulunduğumuz yüzyılda ve gelecekte varlığını sürdürmesi çok kolay gibi gözükmüyor. Ben son bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Burada az önce Yasemin'in transhümanizm ve posthümanizm gibi kavramsallaştırmaları gündeme getirdi. Eskiden insana yöneldiğimizde insanla hayvan arasındaki varlık skalası açısından farklar üzerinden insana yönelilir ve tanımlanmaya çalışılırdı. Bugün yeni bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın ürettiği bir yapay zeka diye nitelendirilen bir varlık alanı söz konusu. Bu varlık alanının da geçmişten beri öne sürülen insanın öğrenebilir bir varlık olması, insanın dili kullanması, insanın akıl rasyonel uslamlamalarda bulunması ki bunlar ayrıcalıklarımız da açıkçası hatırlayacaksınız. Bunlarla ilgili bir kuşku yarattığı ve yeni tartışmaların gündeme getirildiği ve dolayısıyla bu alanla yani yapay zeka ve insan ilişkisinin yeniden tartışma konusu edilmeye başlandığına tanık oluyoruz ki bu tartışmalar da gelecekte bunların bazıları bilimsel bir metotla yapıldığında bilimsel hale gelmesi mümkün kuşkusuz ama gelene kadar felsefi açıdan tartışmasının yapılmaz, kaçınılmaz olduğunu söylemem gerekiyor. Nitekim de öyle yapılıyor. Yani felsefi açıdan tartışmalar var. Zaten şöyle bir şey vardır bizde. Bir problem henüz spekülasyon aşamasındaysa ona hangi yöntemle yaklaşacağımız konusunda hem var olan hem de yöntemi konusunda tartışmalar varsa felsefenin içindedir. O yüzden bilimlerin bir süre felsefede mayalandığı, sonra konusunu, sınırlarını ve işte yöntemini felsefi açıdan belirledikten sonra felsefeden kopmaya çalıştığı söylenir. Yani ayrı bir disiplin haline gelmeye başladığı söylenir. Bilimin alanına girdiği söylenir.
Evet, mümkündür. Bugün felsefi olarak tartıştığımız bazı şeyler gelecekte bilimin konusu haline gelebilirler kuşkusuz, ama bu tamamıyla felsefeden kurtulduğu, koptuğu anlamına yine benim argümanıma göre gelmiyor. Çünkü yöntem tartışması, sınır tartışması ve demin söylediğim gibi bilinenin yeni bir bilinmeze açılması gibi hususlar bilimle felsefenin sürekli iç içe olduğu da gösteriyor. O yüzden insanın felsefi antropoloji, genel olarak felsefe ölmediği gibi felsefi antropolojinin öldüğünü söylemek de bana göre imkansız gibi gözüküyor. Evet, burada bırakalım bu kadar konuşmayı. Sorunuz varsa sorularınızı almak isterim. Ya da katmak istediğiniz bir şey varsa katabilirsiniz söylemek istediğinizi. Evet. Kim? Rabia'nın bir sözü var. Değil mi? Evet, alabilirsiniz. Hocam ben söz istemiştim. Özge'nin varmış ha. İnsan felsefesi Takiyettin Mengüçoğlu önermiştiniz ya. Ha. Onun hangi yayın evi olduğunu soracaktım. Remzi kitabı evi. Sonra Doğu Batı'dan çıktı. Hangisi olursa olsun. Tamam. Bir de hocam astrolojideki lojiye neden sahte dediğinizi merak ettim. Nedeni var mı? Sanılabilir olmayan her şey sahtedir. Yani astrolojiyle ilgili sınanabilir bir şey yok. Astroloji dediğimiz şeyin çoğunluğu Batlanmış sistemine bağlı bir de. Batlanmış sisteminin geçerliliği yok bir defa. Yani bugün geçerliliği de ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Tamamıyla sahte bir loji. O yüzden derler ya, astronominin belki gelişmeden önceki zavallı akrabası. Yani astroloji genelde kehanet için kullanılmış. Bunun bilimle bir ilişkisinin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden astroloji neden bilim değildir ile ilgili makaleler okuyabilirsin, tartışmalar okuyabilirsin. Tamam. Tamam hocam, teşekkür ederim. Evet, başka sorusu olan? Çok keyifli bir dersti hocam, teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Sorunuz yoksa dersi burada durduralım.